Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bu halk neden böyle başlıklı videomuz çok izlendi, çok yorumlandı, ses getirdi diyebilirim. Şimdi bir de diğer halklardan bir örnek var. Bugünlerde Avrupa'ya gelen bir takipçimiz bana yazmış. Çok şaşırmış. O da bu halk acaba neden böyle demiş. Onu sizinle paylaşmak istedim kısaca. Şöyle yazışmamızı da okuyabileceksiniz zaten. Ee, hoş geldin diyorum arkadaşa. Hoş buldum. Çok enteresan şeyler oldu bugün diyor. Bir kez daha insanlığımızdan utandım kardeş. Nasılsın, iyi misin? Böyle başlıyor. Şaşırdım tabii insanlığından utanma derecesinde nasıl bir şey yaşadı? Onu merak ettim. Hayırdır ne oldu diye sordum. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Bunlar yavurlar. Bunlar da işte bu halk. Bakın trene bindik. Kart almak lazımmış. Onu da kredi kartıyla alabiliyormuşsun. Bilmiyordum. Turistiz diye adamlar para almadılar. 18,5 euro yemek yedik. Hanım ben çocuk. Biraz sohbet ettik. Adamlar hesabı afiyet olsun diye gönderdi. Yine para almamışlar. Sim kart aldım. Gana uyruklu bir siyahi arkadaş yardımcı oldu. Tabi yardımcı olmak falan da bize biraz artık ee, yeni Türkiye'de tuhaf kaçıyor. İnsanlar neden yardımcı olur ki? Ya da hele özellikle işin içine para girerse çok daha ilginç bir durum hal alıyor bu durum. Ee, daha sonra 25 Euro taksi parası tuttu. Kartta sorun çıktı. Next time ödersin. Welcome to Amsterdam dedi taksici. Hanım da ben de dumur olduk bugün diyor. Ee, düşünün siz de o halkta e, böyle örnekler görüyor musunuz acaba? Biz anlatınca hadi insanlar e, kızan oluyor, tepki gösteren oluyor, saygısızlık eden de oluyor yorumlarda falan filan. Buyurun kardeşim bunu da ben söylemiyorum. E, yeni gelen birisi bunu bana yazmış. Adres tarif etmek için bizimle birlikte yürüyen kadından bahsetmiyorum bile diyor. E, tabii daha sonra bahsetmiş. Kadın iki kilometre yürüdü bizimle çocuk var kaybolmayın dedi. İşte bu kadın kimine göre cehennemde yanacak. Öyle bir kadın buyurun. Ben yine işte biz anlatınca inanmıyorlar diye yazmışım. Gideceğimiz yere geldiğimizde tam ters istikamete geri gitti. Ve giderken aslında arkadaşlarımla buluşacaktım. Biraz geciktim ama çok güzel bir sohbetti dedi. Ve numarasını verdi. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, çekinmeyin dedi. Buyurun arkadaşlar. İşte bu bir yavur. Karşısındaki de Başka dinden, başka ülkeden, başka ırktan bir insan. Bir aile. İşte buyurun insanlar nasıl davranıyormuş. Sonunda bir yorum yapmış. Benim şerefsiz akrabalarım. Benim çocuğumun vebalini, günahını çekemezler gibi bir şey yazmış. İnşallah demiş. Avrupa kötü diye yıllarımı yediler. E, maalesef öyle arkadaşlar. İşte genel olarak e, zaten bizim gurbetçi profilimizden örnek bu arkadaşın da akrabalarında varmış. Aynı düşünceler, aynı sözler. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu arkadaşımız geldiği zaman gerçekten ilk gününden şok olmuş. Bunu benimle paylaştı. Ben de işte bir de bu tarafta bir halk var. Bakın arkadaşlar bu halk acaba niye böyle? Evet bizden değiller, Müslüman değiller diyebiliyoruz. Gavur diyenler çok var. Onlar cehennemde yanacak çünkü domuz eti yiyorlar ya da alkol alıyorlar diye bizim insanımız çok iyiyse siz bizim ülkemizi kötülüyorsunuz diyenler çok var biliyorsunuz. Buyurun arkadaşlar iyi kötüyü herkes görüyor çok da anlatmaya gerek yok görüyorsunuz işte herkes kendi aklınca düşüncesince karar verir işte aradaki farkı kıyaslamak bu kadar basit görüşmek üzere yeni videolarda.